Abdullah Yıldız Diriliş ayının gölgesine girerken Selman radıyallahu an anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şaban ayının son gününde bize hitap ederek şöyle buyurdu. Ey Müslümanlar! Büyük ve mübarek bir ayın gölgesi üzerinize düşmüş bulunuyor. Ramazan ayında bin aydan daha hayırlı bir gece, Kadir gecesi vardır. Allah bu ayın gündüzlerinde oruç tutmayı, farz, gecelerinde namaz kılmayı, nafile ibadet kılmıştır. Bu ayda Allah'a yakınlaşmak ümidiyle hayır işleyen bir kimse, diğer aylarda farz olan bir ibadeti eda etmiş gibi olur. Bu ayda yapılması emredilen bir farzı, eda eden de diğer aylarda yetmiş farzı eda etmiş gibidir. Bu ay sabır ayıdır. Sabrın karşılığı ise cennettir. Bu ay merhamet ayıdır. Bu ayda müminin rızkı artırılır. Bir oruçluyu iftar ettirmek, iftar ettirenin günahlarının bağışlanmasını ve cehennem ateşinden azat edilmesini sağlar. Oruç tutanın ecrinden bir şey eksilmeden ona oruç tutanın ecri gibi sevap verilir. Ey Allah'ın Resulü Hepimiz bir oruçluyu iftar ettirecek kadar bir şey bulamıyoruz dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah aynı sevabı bir hurma tanesi yahut bir yudum su yahut su katılmış bir yudum süt ile iftar ettirene de verir. Bu başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden azat oluş olan bir aydır. Şimdi Şaban ayının son gününe iyice yaklaşmış bulunuyoruz ve inşallah önümüzdeki cumartesi mübarek Ramazan ayının birinci gününü oruç tutarak idrak etmiş bulunacağız. Resulullah Efendimizin Ramazan ayını müjdelerken ilk dikkat çektiği husus bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesidir ki bu çok önemlidir. Ramazan ayının 27. gecesi olması en güçlü rivayetse de her gecesinin Kadir Gecesi olma ihtimali bulunduğundan bu mübarek ayın her gecesi bin aydan daha hayırlı bilinmeli ve o gece inmeye başlayan Kur'an-ı Kerim'in kadri kıymeti takdir edilerek hakkıyla tilavet edilmeli yani en güzel şekilde okunmalı, dost doğru anlaşılmalı ve gereğince yaşanmalıdır. Kirlenen gönüller, diller Gözler, kulaklar, eller ve özellikle de parmak uçları Kur'an'la arındırılmalıdır. Kur'an ayı olan şehri Ramazan'da her bir mümin Kur'an-ı Kerim'le tepeden tırnağa yenilenip dirilmelidir. Efendimizin şu hadisi şerifinde öğrettiği dua yürekten terennüm edilmelidir. Ey Allah'ım! Kur'an'ı kalbimin baharı, göğsümün nuru, hüzün ve kederimin kalkmasının vesilesi kıl. Ramazan ayının gündüzlerinde tutulan farz oruçlarla sadece mideler değil, kalıptan kalbe tüm vücut azaları denetlenerek her türlü günah kirlerinden arındırılmalı, ruhlar heva ve heveslerin tutsaklığından kurtarılmalıdır. Oruç, günahlara ve kötülüklere karşı bir zırh, bir kalkan ve bir takva elbisesi gibi kuşanılmalıdır. Sırf Allah için tutulan orucun sevabını yalnızca onun bildiği unutulmamalıdır. Allah için tutulan oruçla takva, ittika amaçlanmalı, Allah'a ve yarattıklarına karşı sorumluluklarımızın bilincine ererek, sadece onun himayesine girerek her türlü tehlike ve kötülükten sadece ona sığınılmalıdır. Ve oruçla iç aleme, mülk ve melekut alemine ötelere seyahat edilmelidir. Her müminin üzerine beş vakit olarak farz kılınan namazlar daha bir özenle, huşuyla, tefekkürle ve cemaatle kılınmalı sünnet olan teravih namazlarına şevkle koşarken farz namazlar kaçırılmamalıdır. Böylece bu bilinçle tutulan oruç ve ikame edilen namazlarla ey iman edenler sabırla, oruçla ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Emrinin gereği yapılarak yalnız ona dayanılmalıdır. Ramazan ayının ibadetleri Kur'an okumak, oruç tutmak ve namaz kılmaktan ibaret değildir. Resulullah'ın buyurduğu üzere bu ay merhamet mevsimidir. Yine onun müjdelediği gibi Ramazan ayı müminin maddi ve manevi rızıklarının artırıldığı mübarek bir aydır. Evet, Gölgesiyle ferahlamayı özlediğimiz mübarek Ramazan ayını üzerimize oluk oluk yağacak olan rahmetlerinden bol bol yararlanarak hata, kusur ve günahlarımız için çok çok tövbe edip mağfiret dileyerek ve inşallah sonunda cehennemden azat oluş müjdesine ererek değerlendirmemiz duasıyla